Selam arkadaşlar. Bu videodaki amacım tamamen sizleri düzgün bir şekilde yönlendirebilmek ve bütçenize en uygun şekilde YouTube içerikleri oluşturabilmenizi sağlamak olacak. Nasıl mı? Kamera alacak bir bütçeniz olmayabilir. Elinizdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Gayet doğal. Peki illa kamera almaya Canon, Nikon, herhangi bir marka fark etmez. Kamera almaya gerek var mı? bunu bugün incelemiş ve büyük bir ihtimal bugün kafanızdaki bütün soru işaretlerini kaldırmış olacağız. Peki ben hangi kamerayı kullanıyorum? Arkadaşlar benim kullandığım kamera Canon'un G7X Mark II modeli kullanıyorum. Oldukça memnunum. Birçok özelliği var. Hoşuma giden, gitmeyen bunları da birazdan anlatacağım sizlere. Hem fiyatı olsun hem de özellikleri olsun. Birazdan detaylıca bunların hepsini sizlere aktarmış olacağım. Peki yan tarafta ne var şu anda? iPhone 6S. iPhone 6S ve Canon'la güzel bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Çünkü bazen ben de kendi kendimi düşünüyorum. Acaba oyun oynarken neden kanon kullanıyorum? Neden uğraşıyorum kanonla? Çünkü birazdan anlatacağım özelliklerden bir tanesi video sınırı. Ve bu video sınırından dolayı gerçekten de çok zorlanıyorum. Oyun videoları çeken arkadaşlar çok iyi bilirler. Eğer bir Handycam yani bir video kamera yoksa elinizde büyük bir ihtimal kameranız, fotoğraf makineniz 30 dakikalık bir limitle sınırlıdır. Bu sınırın da nedeni tamamen Avrupa'nın getirmiş olduğu vergilendirme sisteminden kaynaklı. Video kameraları korumak için çıkartılmış bir yasadan kaynaklı. Kameranız kaçak yollarla yani bir programlarla kırılma yöntemi yoksa siz de Maalesef 30 dakikadan fazla video çekemiyor olacaksınız. Peki ben neden özellikle iPhone'u değil de Canon'u kullanıyorum? Çünkü şu anda zaten videoda da görüyor olacaksınız. Hem kadraj açısından olsun hem de renk, keskinlik birçok konuda gerçekten de Canon'un ciddi derecede bir artısı var ve bu artıyı kullanmak ve hali hazırda zaten elimde varken kullanmak gerçekten de benim için büyük bir avantaj. Almamış olsaydım ve iPhone'u kullanıyor olsaydım tabii ki de değişen bir şey olmayacaktı. Videolarım yine aynı şekilde yayınlanmış olacaktı. Sadece belki biraz daha keskinliği az, renkler biraz daha tam istenilen boyutta olmayacak şekilde, ışık aynı şekilde. Sadece bunlardan kayıp yaşamış olacaktım. Ama siz de şu anda zaten hem iPhone'dan hem de Canon'dan beni izliyorsunuz. Aslında aralarında oyun oynamak için öyle çok da uçuk, çok da yüksek seviyelerde bir fark ben göremiyorum açıkçası. Ve özellikle de yeni başlayacak arkadaşlar için gerçekten de önerim varsa elinizde düzgün bir akıllı telefon o akıllı telefonla ilk önce başlamanız ve ardından da yeni bir video kamera veya fotoğraf makinesine geçmeniz. Tabii ki her ne kadar zaman harcasam da konu video kamera ve fotoğraf makinesi olunca biraz bilgim kısıtlı kalmış ki bu video kaydetme özelliğinden dolayı bayağı bir sıkıntı şu anda yaşıyorum açıkçası. Bu 30 dakika problemi bir oyuncu için gerçekten de zor oluyor. Peki bunu başka türlü nasıl çözebiliriz? Bunu maalesef Canon G7X ile ben çözemiyorum. Herhangi bir program vesaire yükleyemiyorum. Ancak ve ancak başka marka, başka model ya da yine Canon'un bazı modellerinin desteklediği bir program sayesinde 30 dakikadan daha da fazla videolar çekebiliyorsunuz. Peki şimdi ne yapıyoruz? Dönelim iPhone'a. iPhone'la neden videolar çekmiyorum? Arkadaşlar aslında iPhone'da kötü değil. Yani zaten görüyorsunuz siz de şu anda. Önemli olan Odanızdaki yani mevcut stüdyonuzdaki ışık. Işık olayı gerçekten çok önemli. Size tavsiyem iki tane softbox kullanmanız ve arkanıza benim şurada gördüğünüz gibi bir sarı ışık bulundurmanız ki bu gerçekten de ortamı gördüğünüz gibi hem yüzüm daha net hem arkada herhangi bir gölgelenme yok. Gayet net, gayet temiz bir görüntü bu şekilde elde edebilirsiniz hem iPhone'la hem de Canon'la. Bu kutuyla bir örnek yapalım. Şu anda kutuyu netleyeceğim ve arka tarafta benim yüzüm olacak. Şu anda manuel netleme yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuya aslında o kadar çok yakınım. O kadar çok yakınım ki yani aramda bir karış kadar fark var. Ama ona rağmen benim yüzüm şu anda gördüğünüz gibi bulanık. Yani diyafram farkını buradan çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Hatta biraz daha yaklaştırdığımda artık gözümü bile şu anda göremiyor olacaksınız. Eyvah yok oluyorum. Yok oluyorum. Ve çektiğim anda da hemen yüzüme netlik alıyor. Bu özelliği gerçekten de mükemmel. Bunu iPhone'da denediğimizde aynı sonucu çok fazla alamıyoruz. Bu da diyafram açıklığıyla alakalı bir konu. Canon'un başka ne gibi artı özellikleri var? Image stabilization özelliği Canon'un en büyük artılarından bir tanesi ki bu muadili olan Sony'de de çok daha iyi durumda değil. Canon G7X'in en büyük artılarından bir tanesi. Bu görüntü sabitleme özelliği özellikle de dışarıda video çekecek arkadaşlar için büyük bir nimet. Peki bu sorunu akıllı telefonlarda nasıl çözebiliriz diye soracak olursanız ufak bir yatırım yapmanız gerekiyor. Hemen Bakın şöyle tam parmağımla gösteriyorum. Arkamdaki aletle ben sus olarak kullanıyorum. Siz böyle bir şey yapmayın. Görmüş olduğunuz bu Osmo'nun gimbalı bu konuda görüntü sabitleme konusunda oldukça başarılı. Ve bunu Alt S beraber kullanıp Canon'u bakalım yenebilecek miyiz? Gelelim can alıcı kısma. Fiyatlar. Fiyatlar ne durumda? Aslında şöyle 6 oldukça eski bir model olduğunu düşünüyorum. Hala kullanıyorum işimi görüyor. Ama şunu söyleyebilirim. 6 ve muadili bir sürü Samsung olsun diğer Sony olsun bir sürü telefonlar var. Ve bunlar şu anda aynen buradaki iPhone'da olduğu görüntü kalitesini verecektir. Ama Canon gibi bir kalite istiyorsanız eğer yaklaşık 3800 TL gibi bir rakamı gözden çıkartmanız gerekiyor. Bunu Eminönü'nde, Doğu Bank'ta vesaire 3200-3300 gibi rakamlara kadar indirebilirsiniz. Tabi yine Türkiye garantisi dahilinde almanız şartıyla. internette de ikinci el kameralara bakabilirsiniz arkadaşlar. Canon olsun, Sony olsun ikinci el makul fiyatlarda kameralar mevcut. Eğer bir akıllı telefonum yok, akıllı telefon alayım hem akıllı telefonum olsun hem de onunla YouTube için içerik üretirim diye düşünüyorsanız da bir Alt s ortalama şu anda 2800 ile 2700 arasında değişen fiyatlarda Tabii ki 32 GB ne kadar işinizi görecektir bundan emin değilim çünkü Özellikle de 4K bir video çekecekseniz Oldukça fazla yer kaplıyor Bunu Günlük hayatta kullandığınız uygulamalar olsun müzikler olsun fotoğraflar olsun vesaire bunları da ekleyince Sizin çekeceğiniz videolar için oldukça az bir yer kalmış olacak Peki ben bu iki üründe kullanan birisi olarak ne öneriyorum sizlere. Eğer bütçeniz çok fazla değilse burada da gördüğünüz gibi gayet düzgün güzel içerikler üretebileceğiniz bir görüntü elde edebilirsiniz. Youtube'dan istediğiniz kameranın bol bol videosunu izleyin. Ve özellikle de iPhone vs Canon ya da iPhone vs Sony şeklinde hangi kamerayı almak istiyorsanız karşılaştırmalı olan videolarını izleyin. Arkadaşlar elimden geldiğince size Canon ve iPhone 6s'in nasıl bir görüntü farkı olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomda ise yine Canon G7X ile iPhone 6s'i karşılaştıracağım ama bu sefer görüntü netlemesini karşılaştıracağım. Image Stabilization konusuna gireceğiz beraber. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.